arkadaşlar geldik. Burada karavanlar var bakın arkadaşlar. Çekmeli var. Sonra kendisi karavan, van var. Van deniyor herhalde bunlara Türkiye'de, bilemeyeceğim. Karavan sonuçta. Bunlar burada Finlandiya'da çok satılan veya genelde Türkiye'ye göre kıyaslıyorum tabii. Çünkü burada kamp yerleri vesaire doğası çok iyi olduğu için buranın. Bunlara karşı talep var ve büyük bir piyasa var diyebiliriz. Bunların fiyatları bayağı iyidir. Çünkü büyük, sonuçta küçük bir ev. Bunlar mesela şurada bu bunun fiyatı 65.880 euroymuş. Kaç model? 2003 dizel vesaire. 2.3 dizel, 2016 model. Yalnız herkese uygun var burada. Bunlar daha tabii, şunlar çekmeliler daha uygun. Çünkü sonuçta bir araba değil onlar. Kendi özel arabanızla çekiyorsunuz. Bunların fiyatları kar olduğu için görünmüyor, buz tutmuş vesaire. Şimdi onların piyasası kış aylarında tabii duruyor. Öyle bir talep yok. Ama şurada böyle bir tane mesela örnek olsun diye görebildiğim var. Bu da fena değilmiş. Tabii içindeki şeye göre 45.880 euro. Artık bunu bilemiyorum, bunların şeylerin. Hepsini göremiyorum arkadaşlar. Göremiyorum. Fiyatları yok. Hepsinde de yok. 28.680 euro diyor arkadaşlar. Görüyorsanız. Kaç modelmiş? Arkadaşlar dediğim gibi burada 1000 euroya da var. Tadilat isteyen. Şu karşıdakilerin fiyatları var da bunların pek fiyatlarını göremiyorum arkadaşlar. 16.880 euro var. Burada 13.880 euro var. Arkadaşlar bunlar 2005 modelmiş. Anladığım kadarıyla eğer marka falan model değilse o. Böyle bir karavanları da size göstermek isterim. Burası sadece karavan. Peki ben dışarıda var mı? İçeri gireyim bir bakayım. İçerisi daha iyi. Şimdi dışarıdaki arabaların fiyatları görünmüyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere dezenfektanlar, maskeler, burada müşteriler için eldivenler var. Arkadaşlar izin sordum. Bekliyorum. Zannedersem sormaya gittiler. Bekliyoruz. Arkadaşlar izin geldi. İzin geldi. Hemen ben orada izin beklerken, haber beklerken birazcık hemen etrafımı bir göz attım. Hemen oradan başlamak isterim. Burada motorlar var arkadaşlar. Motorlar arabalarda anlamadığım gibi motorlarda hiç anlamıyorum arkadaşlar. Bu motorları görenler görsünler. Bakınız fiyatlar yazıyor. 13.680 euro. Ben şöyle göstereyim. Bu işte anlayan arkadaşlar fiyatları karşılaştırsınlar. 2000 kilometrede. İşte 2000 kilometre kullanılmış. O bilgisayarı falan filan var diyor. İşte bunları bilenler bilirler. Yamaha bir motor. Burada da Harley Davidson var arkadaşlar. Kaç modelmiş bu? 2007 model zannedersem. 2007 yazdığına göre. Başka da çünkü yazmıyor burada hangi yıla ait olduğunu diye ayrıyeten zannedersem 2007 model. 8.790 euro. 17.000 kilometre sürülmüş. 17.000. Güzel değil mi arkadaşlar? Burada da var bir motor. 6.680 euro. Herkese uygun bir şeyler var arkadaşlar. Bunların dediğim üzere daha düşük modelleri, daha şeyleri daha ucuza bulunur arkadaşlar. Her neyse. Şimdi ben ilk defa hayatımda o kadar senelerdir Finlandiya'da yaşadığım halde kar motoru
Kar motorunu görmüştüm ama bu kadar yakınına gitmemiştim. Yakından görmemiştim arkadaşlar. Burada bir kar motoru var. İlginç, paletli tabii bu. Görüyorsunuz. Vallahi. Tabii bunu yere değirmemişler. Bir tekerlekli aparatla yerden kesmişler. Böyle bir kayakları var önünde. Kontrol edebilmek için. Arkası paletli, arkadan çekişli bir şey yani sonuçta. Fiyatı şu. 13.880 euro. 1000 kilometre. Benzinli. Kaç motor varmış? Görebiliyor muyum? 849 diyor. 1 litrenin altında herhalde. 0.9 oluyor o zaman. 1 litrelik bir motoru var herhalde. Benim anladığım kadarıyla. Free ride diye bir şey. Öz. Bir model. Ha, burada da varmış bir tane motor arkadaşlar. Yamaha 13.880 euro. Şimdi bir de şu araba gördüm. Dodge arkadaşlar, mükemmel. Hep böyle klasikleri bulunduruyorlar zannedersem. Müşterinin ilgisini çeksin diye. Burada satılık 44.000'lerle başlamış. 44.440 euro arkadaşlar. 53.000 kilometre sürülmüş. 2012 modelmiş. Ben bunu klasik sanmıştım. İşte benim arabada anlamadım. Burada meydana çıktı arkadaşlar. Aynı klasik gibi. Amerikan arabası olduğu için değişik bir... Onlar zaten değişik Avrupa dizaynına sahip değiller. O yüzden şöyle plakayı göstermeden şey yapayım. Çok güzel arkadaşlar. Bakın burada da var motorlar. Şöyle göstereyim. Vallahi bir sürü motor var arkadaşlar. Hangi birinden başlayayım ben size? Bu video çok uzun olacak. Wow. Moto Guzzi var arkadaşlar. Moto Guzzi'yi benim yaşıtlarım bilirler. Moto Guzzi markasını. Ben hiç Türkiye'de hatırlamıyorum rastladığımı. 3 tekerlekli Moto Guzzi'ler vardı. Böyle pazarlarda evlere, böyle zenginlerin pazar masraflarını taşırlardı. Ve nakliye yaparlardı. Sadece o değil de en azından benim olduğum yerde Aydın'da öyleydi. Bunun marka şeyi varmış bakın arkadaşlar. Motosiklet. Tabi normal. Adam oradan onu geliştirmiş. Motorlu bir yermiş. Nissan bile bisiklet yaparak başlamış araba yapmaya. Bisiklete motor takmış. İşte motorlu bisiklet olmuş. Sonra motosiklet de olmuş. Sonra da büyümüş gitmiş arkadaşlar. Hindistan Scorpio. Valla bilmiyorum, bu konular çok benim bana yabancı olduğu için arkadaşlar. Ben bazı şeyleri es geçiyorum, göstererek siz videoyu doldurarak artık onların fiyatlarını veya bilgilerini okursunuz veya bana benden sorarsınız. Ben bulmaya çalışırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu da arkadaşlar böyle kapalı panel arabalar da çok revaçta. Bunların fiyatları, bunlar yeni herhalde. Bu Van mı? Bu başka bir şey herhalde. Bir gideyim bakayım, merak ettim ben bunu. Ne olduğunu bilemediğim için. 68.630 euroymuş. Aha, bu tam şey arkadaşlar. Bunu taksiye binmiştim böyle, ben böyle. Ama burası mutfağı da var bunun. Arkadaşlar yeni, satılmış. Dokunmayın. Satıldığı için dokunmayın. Dokunmayın diyorlar da genelde öyle diyorlar yani. Genelde öyle diyor. Mora. Mesain Luva. Kuvata. Yok, iyi dur. Yok, iyi dur. Ne hayattelin? Ben hayattelin. Sakı kuvata seni. Yok, hatırlıyorum. Sillä, että mä ajattelin, että mä vähän hintoja vertailla turkiksi laitan YouTubeen, turkkilaiset pystyisi vähän niin katsomaan. Kyllä, sillä. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Arkadaşlar. Sitten girelim arkadaşlar. Bakın Citroen D8-3 var arkadaşlar. 7.980 euroymuş. 83.000 kilometre. Neyse ben sizi hep şöyle bir gezdireyim arkadaşlar. Fiyatları görün.
Bakın, bilmiyorum. Bakayım şöyle. Arabaların ne olduğunu da görün arkadaşlar. Plakaları göstermemeye çalışıyorum. Şöyle bir araba. Bakın arkadaşlar, burada bir karavan var yine. 69.900 euro. Şöyle bir göstereyim ben size. İçeri. Oh, mükemmel arkadaşlar ya. Tabi bu hayattan hoşlananlar için her türlü şey var. Benim bilgim olmadığı için bu konularda arkadaşlar bir şey diyemiyorum. Bunlar yeni tabi. Böyle ya, bir yerde kalmışlığım da var böyle. Gerçi de tam onlar eski. Bakın hiç önünde çadırı bile var. Gölgeliği var. Yağmurlu var. Böyle hayattan hoşlananlar için genelde wow, fiyatlara bakın arkadaşlar. Burada amaç yine karavan fiyatlarını göstermek değildi. Burada arkadaşlar genelde hep pahalı arabalar var yani. Galerinin içinde, dışarısı da dediğim üzere karlarla kaplı. Bir de mevsimi değil arkadaşlar. Arabaların mevsimi değil. Satış bahar aylarında genelde canlanıyor burada araba satışları. Mesela burada Renault Kadiyar, bunu bilirsiniz. Türkiye'de gördüm ben. Bununla güzel bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Benzinli arkadaşlar 97.000 kilometrede arkadaşlar, başka ne diyeyim, şöyle fazla yaklaşmayayım, kimse okumasın ne olduğunu orada, filmler önden çekiş tabi. 13.880 bu fiyatta arkadaşlar, 2015 modelmiş. Hele bir Türkiye'de gördüğüm bilinen arabalar olsa çok iyi olacak yani, herkesin bildiği, tanıdığı, fiyat piyasasını tanıdığı diyeyim. Arkadaşlar Skoda'lar iyi arabadır. Türkiye'de tutmuyor bu arabalar. Skoda'lar Volkswagen'in yaptığı bir arabadır arkadaşlar. Aynı tekniği kullanıyorlar. Volkswagen'in bir alt modeli diyebilirsiniz arkadaşlar onu. Çünkü Volkswagen yapmadığı modelleri, yani bıraktığı modelleri Skoda'da devam ettiriyor arkadaşlar. Değiştirerek tabii. Yani Skoda biniyorsanız Volkswagen biniyorum diyebilirsiniz. O yüzden Alman arabası Volkswagen'e güveniyorsanız Skoda'ya da güvenin. Türkiye'de çok kötü bir imaj yaptı bu eğri bacak Skoda'lardan dolayı bu. Ama o eskiden de arkadaşlar, bakın. Şöyle. Ama arkadaşlar ben bir türlü burada yanlış zamanda geldiğim için böyle buradaki arabaları azaltmışlar arkadaşlar. Bir de belli bir fiyattaki arabaları buraya koyuyorlar. Yine Citroen geldi. Citroen'ler 5 para etmiyor Fransız arabaları burada arkadaşlar. Söyleyeyim ben size. Bunlar iyi durumda olanlar, az kullanılanlar. Şimdi bir burada bakın, bir Volkswagen var. Volkswagen'i seven arkadaşlar var. Burada Golf, Station Golf arkadaşlar. 6.880 euro. 210.000 kilometrede 2010 model. Bunlar biraz, bundan daha ucuzları var arkadaşlar. Artık Mercedes diye. Mercedes oldu içimiz dışımız. Bunu yeni yıkamışlar arkadaşlar. Bu fiyatı belli değil. Şöyle. Ben dışarı şu kapıdan çıksam diyorum arkadaşlar. Dışarıda şansımız arkadaşlar kışın geldiği için bu aklıma bu videoyu yapmak. Bir sakin olduğu için, insanlar olmadığı için. Ama bu defa da başka bir zorluk var karşımızda. Fiyatlar görünmüyor kardan dolayı. Kapalı yer değil. Çünkü burada dışarıda arkadaşlar genelde ekonomik arabaları koyuyorlar. Koruması gerekirler. Birazcık diğerli arabalar binanın içinde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Birazcık reklamını yapalım. Genelde veya satmak istedikleri her neyse.
kısmı burada göremiyoruz arkadaşlar. Burada görebilirsek bazı çok kullanılan arabalar, işte erimiş üst önündeki buzlar, onlar var arkadaşlar. Şöyle görebildiğim o olursa sıradan bir araba, hemen yanına yaklaşacağım ama maalesef bulamıyorum. Başka bir bahar aylarında en azından fırsat olduğunda, bu karlar eridiğinde diyeyim, böyle bir video yapmak, eğer sizden gelirse bir tane, bir video yapmayı düşünebilirim arkadaşlar. Yeniden buraya gelmeyi düşünebilirim. Maalesef yok arkadaşlar ya. Görünmüyor yani. Yok dediğim var. Araba çok, bakın. Araba çok burada. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey mi yok? Burada bir mini var arkadaşlar. 11.780 2013 modelmiş. 9.880 euro var. Yine bu mini galiba. 2007 model. Burada bir rakam görüyorum ama ne olduğunu anlayamıyorum. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. 12.480 2015 modelmiş arkadaşlar. Bu ne? Bunun önündeki logosu alınmış. Station bir araba. Ya ben bunu arkadan önden almışlar, bunun logosunu. Peugeot arkadaşlar. 308'i gördün mü? Şurada da varmış zaten karın altında. Göremedim. Peugeot. Şöyle bir şunu görebilecek miyim arkadaşlar? Bunu da göremedim. Bakın, görüyorsunuz arkadaşlar, arabayla geziyor adam. Arabayla araba bakıyor. Var mı diye. Yeni gelen bu muhakkak biliyordur. Yeni gelenler göze çarpıyordur. 17.980 euro arkadaşlar. Neymiş bu? BMW. Şöyle. Neyse, gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Belki bulunur. Size göre. Uzun bir video olacak. Belki ikiye bölerim ben bu videoyu. Bilemeyeceğim. Belki üçe bölerim. Çok uzun olacak. Şimdiden belli. Arkadaşlar, bazı şeyleri de keser miyim onu da bilmiyorum. Bazı belki çok kesecek videolar da olabilir. Şöyle bir etrafı da göstereyim. Nerede olduğunu görün. Şöyle. İşte. Evet. Şimdi benim burada da plakalarda yapmaya çalışıyorum. Burada var mı bir şey? Burada yok. Göremiyorum arkadaşlar. Maalesef. Şurada birisi gene bakmış, ilgisini çekmiş. Volkswagen. 8.880 euro. 2011 model arkadaşlar. Ben size biraz internetten de göstermek isterim. Şöyle bir bilginiz olsun diye arkadaşlar, şeyleri dış piyasada insanların kendi sattığı fiyatları öyle bir göstereyim. Yani 0 Euro'dan artık kaç paraysa en pahalı araba, Finlandiya'da bulunan, oraya kadar araba var arkadaşlar. O fiyata kadar araba var diyorum. Yani burada boşu boşuna dolaşmak istemiyorum arkadaşlar. Hem soğuk zaten hava. Arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Bakın, emek veriyoruz bu videolara. Soğuklarda çıkıyoruz. İşte hem vaktimizi hem paramızı harcıyoruz. Etki tepki olayını unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenin, abone olun arkadaşlar ki ben etki ve tepki olayını, farkına ben de varayım. Burada benim amacım, böyle söyleyeyim, bana birinci amacım böyle o abone sayısını falan arttırmak değil. Ya beni beğenen gelir, zorla kimseyi getiremeyiz zaten. Herkes herkesi de beğenemez zaten. Muhabbetinden hoşlanmaz, tipinden hoşlanmaz, konuşma tonundan hoşlanmaz, şeklinde hoşlanmaz, konuşma şeklinde.
O yüzden burada amaç birazcık yararlı olmaya çalışıyorum ben. O amacım o benim. Sadece iki ülke arasındaki farkları siz de birazcık görün. Dünyada neler oluyor? Dünya nasıl bir yer? Kafanızda canlandırmanıza bir yardımcı olsun diye istiyorum bu videoları. Mesela buradaki bir amacım benim, araba reklamı falan yapmak değil. İşte biz burada nasıl güzel arabalara biniyoruz falan da değil. Sakın yanlış okumayın videoların amacı. Burada benim amacım buradaki piyasadaki araba piyasasının fiyatları, ikinci el fiyatlarını görün arkadaşlar. Burada herkes ulaşabiliyor arabaya, her keseye göre. Var burada araba, uçmuyor araba fiyatları. Maaşlar işte şu kadar, 2000 euro, 2500 euro en az maaş alınıyor burada arkadaşlar. Tabii hepsi kalmıyor arkadaşlar. Maaşlar ne kadar, videomu da izleyin benim. Bunu izleyenler için diyorum. Tabii elbette bu ülke pahalı bir ülke. Ama burada işsiz kalan da 500-600 euro alıyor. O para da yetmiyor, onu da söyleyeyim. Ama burada arabaya ulaşmak kolay. Arabayı elde tutmak çok zor arkadaşlar. Vergisi, benzini, bilmem nesiyle. Ya bir de burada ihtiyaç araba. Türkiye'deki gibi evin önünü koyup müze gibi veya galeride olduğu gibi sergilenme olayı yok. Maalesef Türkiye'de öyle ihtiyaçtan alınmıyor arabalar. Sadece hevesten alınıyor. Birçok fazla da araba var. Böyle fazla talep olunca da tabii böyle fiyatlar da artıyor Türkiye'de arkadaşlar. Herkes göstermek için alıyor. Artık o eskidenmiş. Hani eskiden böyle bir insanın bir mevkisi, bir şeyi olurmuş. Hala da devam ediyor bürokrasi de o, biliyorsunuz, ama artık onları aşmamız lazım arkadaşlar. Ben başkasını hava atacağım diye veya böyle bir imaj için paranızı harcıyorsanız siz kendinizden başkasına zarar vermiyorsunuz. Sizin elde ettiğiniz bir şey yok onda arkadaşlar. Saygı böyle kazanılmaz. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Saygı, eğer saygıysa kazanılmak istenilen. Yanlış. Eskiden belki bunlar doğruymuş. Bir şeyi temsil ediyorsun. Bir aileyi, bir beyliği, bir ülkeyi. Onlar ayrı konular. Siz de temsil ediyorsunuz kendi kafanızca, ama artık çoğaldık arkadaşlar. Öyle 83 milyon oldu. Böyle düşünceler de eskidi. Aşiret değiliz artık. Hadi bakalım. Ben şimdilik burada son veriyorum. Evde ben size gösteririm birkaç sayfa araba fiyatlarını bilgisayarda. Arkadaşlar, biraz önce videoyu bitirdiğimde bir arkadaş geldi. Burada bu aynı şirkete ait, servisinde çalışıyor. Tamirhanesinde çalışıyor. Ona biraz muhabbet ettik. Bayağı da muhabbet ettik. Böyle arabalar hakkında, fiyatlar hakkında konuştuk onunla. Ona şeyi sordum ben. Burada iş gücü pahalı olduğu için Türkiye'ye göre. Bazı şeyler pahalı olduğu için özel böyle arabanın içini, iç döşemelerini, hangi arabaysa artık bilemeyeceğim. Böyle bir araba götürsem de birisi bana böyle bir öneride bulunmuştu. Türkiye'de bunları iyi yapıyorlar. El işçiliği iyi bunların diye. Türkiye'dekilerin böyle içeride artık özel arabalar herhalde, onlar böyle van, panel van gibi arabalar veya her neyse, her ne türlüyse, böyle bir piyasa var mı burada dedim. Yani gideyim ben buradan bir arabayla gideyim, içerisini dizayn ettireyim, getireyim, satayım, para kazanır mı diye böyle bir muhabbet ettik arkadaşlar. Öyle bir ilgi duyan arkadaşlar varsa içinizde, şöyle bir, hiçbir bilgim yok bu konularda. Burayı da bilmem lazım. Burada arz talep olayı nedir? Onu da bilmiyorum. Ne tür arabaları dizayn işlerinde döşüyorlar, dizayn ediyorlar. Abi böyle bir panel van gibi arabaları yaptıklarını biliyorum, ama burada nasıl bir şey isteniyor? Nedir bunun piyasası, bilmiyorum. Öyle bir muhabbet ettik. Şimdi eve gidiyorum. Eve gideyim artık. Yani size de oradan birazcık da internetten şeyi göstereyim. Diğer birazcık ucuz arabaların veya kaç paradan başladığını, fiyatların her türlü herkese
uygun ücretlerin nereden başladığını internet sayfasından göstereyim birkaç. İsterseniz iyi bakın hangi internet sayfasına girdiğimi. Eğer ben onu söylemeyi unutursam orada. İnternet sayfası. Siz de buna dile gerek yok. Model bilmem ne yazdınız mı siz de bulursunuz zaten. Şöyle bir siz de kendi kafanızdan bir değerlendirme, bir karşılaştırma yaparsınız. Burada benim gezdiğim yerlerdeki araba fiyatları belli fiyatlardaydı arkadaşlar. Benim söylediklerimi tutmuyor diyebilirsiniz. O yüzden ben onları göstereyim. Siz de bakın. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar hepinize merhaba tekrar. İnternet tarayıcınızı açın. Oraya Finci olarak benim yazdığım Baihto Autot diye boşluksuz bırakın. Çıkan sonuçlardan birkaçın reklamlar hariç baştakiler tıklayın. Örneğin ben netliauto.com sitesine tıklıyorum. Orada ikinci el otomobilleri her markasını bulabilirsiniz. İlkinde zaten binek araba ilk seçenekti. İkincisinde marka. Diğerlerine gerek yok. Diğerleri station falan. Öyle ayrım yapmak istiyorsanız Google tarayıcınızın Translate ile siteyi çevirebilirsiniz. Ben Renault'a bakıyorum. Çok olduğu için Türkiye'de karşılaştırmanız kolay olduğu için. Renault'un sonuçları geldi. İlk iki tanesi reklam oluyor arkadaşlar. Şuradaki en ucuzdan başlayarak seçeneğini seçerek en ucuz. Evet ilk gördüğünüz üzere 200 Euro'dan başlamak üzere 1999 model 185 bin kilometre sürülmüş 200 Euro. Arkadaşlar yalnız bu vizesi yok. Trafiğe çıkamaz. Eksikleri var. Zaten o yüzden bunlar ucuz. Eksikleri burada yazıyordur zaten ek bilgilerde. Çalışmıyormuş. Çalışma sorunu varmış. Neler yapıldığı diye var zaten. Ben bir tane de size gene Clio tıklayayım. Bunun vizesi falan var yani kullanılabilir durumda. Trafiği çıkabilecek durumda. 250 Euro 1.4 motorlu 1999 model Clio gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bunlar da genelde çift lastiklidir. Lastikleri de gelir jantlarıyla beraber. Kış lastiği, yaz lastiği her neyse mevsimine göre. Onu da belirteyim yani. Lastik parası değil yani arabalar. O kadar yani herkese uygun. Mesela Renault Scenic var arkadaşlar. 2000 motor varmış. Scenic büyük, birazcık büyük araba herhalde. Gördüğünüz üzere 318 bin kilometre kilometresi gösteriyor. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi hiç fena değil. Burada da kağıtları var. Adam inansınlar diye işte vizesi yapıldığında fotoğraflarını çekmiş. Evet. Burada tek lastikliymiş yani. Ve tamir edilecek şekilde diyor arkadaşlar. Şimdi Volkswagen'e bakalım diyorum ben. Aklımda çünkü o birazcık tutulan araba Türkiye'de Alman arabası olduğu için. Bir de onların fiyatlarına bakalım. Ya bunlar ikinci el araba. En ucuzlarına bakıyoruz arkadaşlar. Herkese uygun araba olup olmadığını gösterebilmek için. 100 Euro'dan başlıyor arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi yazıyor orada trafiğe çıkamaz diyor. Yapılması gereken işlemler var. Mesela 180 Euro'ya var bir tane dizel 99 model Polo, Volkswagen Polo 190 Euro. Onda da yazıyor trafiğe çıkamaz diye. Biz Polo'ya bir bakalım arkadaşlar. Polo fotoğraflarından da gördüğünüz gibi jantlar, gördüğünüz gibi araç içi. Burada bu araba arkadaşlar
minibüs olarak kaydedilmiş. Burada böyle bir şey var. Öyle kaydedilince ucuz oluyor. Arkada yolcu taşıyamıyorsunuz. Öyle bir şey, arka kapı bulmuşlar. Kanundan yararlanıyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani koltuğu yok falan demeyin. Fotoğraflarda gördüğünüz üzere. Şimdi biraz daha bakalım. Ne bakayım ben size? Nasıl bir şeye bakayım? Bakın eski şeyler daha pahalı. Şeyi bile, kaputu bile. Kaplumbağa Volkswagen'ler. Çünkü antika arkadaşlar. Bak 500 euro Turan var arkadaşlar. 2000 motor, dizel. Her şeyi var. Yol bilgisayarı, kliması, otomatik. Burada hataları yazıyor. Hepsini göremiyorum, okuyamıyorum. İlla bir şekilde bir tamir edilecek şeyleri olduğu için bunların arkadaşlar. Bu şekilde burada da tamir ücretleri çok pahalı olduğu için tamir ettireceğine satıyorlar arkadaşlar. Ellerinden çıkarıyorlar. Hatta bedava gel git diyenler bile var. Şimdi bildiğimiz bizim Tofaş'lara bakalım, yani fiyatlara bakalım. Bakın 200 Euro'dan başlıyor. 2003 model, yalnız trafiğe çıkamıyormuş. Onu da söyleyeyim, yazıyor. Fiat Mara'ya var mesela 300 Euro. 2001 model, 175 bin kilometrede benzinli. Gördüğünüz üzere bir bakalım. Beyaz. Fena değil. Jantları, saç çant. Bunun işte ABS falan filan her şeyi var diyorlar. Bakın lastikleri de var, koymuş adam bir tanesini. Üç tane şey arkada oluyor bunları. Dört tane sığmıyor bagaja. Kağıdını da koymuş. Ruhsatı veya neyse artık bunun. Bilemeyeceğim. Böyle arkadaşlar Finlandiya'daki araba fiyatları. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Etki tepki yapalım ki ben de sizinle iletişime geçebileyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.